Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 18 Haziran'da Türkiye saatine göre sabah 7.38'de 26 derece ikizler burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay önümüzdeki 2 haftalık süreci şekillendirecek önemli etkiler barındırıyor. Şimdi detaylara bakalım. İkizler burcu hava elementinin değişken niteliklerini taşır ve Merkür tarafından yönetilir. Bu yeni ayda Merkür kendi burcunda İkizler burcunda çok güçlü bir pozisyonda olacak. Dolayısıyla ikizler özelliklerini, niteliklerini önemli ölçüde harekete geçirecek bir yeni aydan bahsediyoruz. An haritasında Yengeç burcu yükseliyor ve yeni ay haritanın 12. evinde. Güneş ve ay ikizler burcunda birleşirken balık burcundaki Neptün'ün kare açısı var ki yeni ayın en önemli açılarından birisi bu. Yönetici gezegen Merkür'ün Venüs'le olumlu bir açısı var ve Satürn balık burcunda geri gitmek üzere yeni ay sırasında durağan pozisyonda olacak. Evet, ikizler yeni ayı hareketli bir dönemi işaret ediyor ve zihinsel süreçlerimizle, bilgi trafiğiyle, iletişimle ilgili bir burçtur ikizler. Öğrenmek için ikizler döneminde daha fazla harekete geçeriz. Meraklı ve hevesli olabiliriz. Bilgileri öğrenmemiz, başkalarıyla bunları paylaşmamız mümkündür. Dolayısıyla eğitim, öğrenim ikizler burcu konusudur. Bu dönemde her yeni ayda olduğu gibi hayatımızda bazı yenilikler yapabiliriz, yeni adımlar atabiliriz, kararlar verebiliriz, düzenlemeler yapabiliriz. Mesela bir eğitime başlamak, eğitimle ilgili kararlar almak, kendimizin ya da yakınlarımızın, çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bazı başlangıçlar yapmak bu yeni ayın konularından olabilir. Bununla birlikte her türlü iletişim ve bilgi paylaşımı ile ilgili konuyu yönetir. Haber trafiği, medya, yayıncılık, gazetecilik bunlar da ikizlerle ilgilidir. Ve bu alanlarda, bu konularla ilgili mesleklerde, girişimlerde bulunabileceğimiz bir dönem. Yakın çevremiz ki özellikle kardeşlerimiz, akrabalarımız, yaşadığımız yerdeki komşularımız ikizlerle ilgilidir ve ikizler yeni ayında bu alanlarda bazı düzenlemeler, yeniliklerle karşılaşabiliriz. Yolculuklarımız, seyahatlerimiz yine bir ikizler konusudur. Seyahate çıkabiliriz, yolculuklar yapabiliriz veya yapacağımız seyahatleri, yolculukları planlayabiliriz. Bu konuları konuşabiliriz. Yazılı, sözlü, her türlü iletişimle ilgili hareketli olabileceğimiz, yeteneklerimizi, becerilerimizi gösterebileceğimiz bir dönemdeyiz. Ticari aktiviteleri, özellikle küçük işletmeleri ikizler burcu yönetir. Sezonluk bazı iş girişimlerimiz olabilir, işle ilgili ticari anlaşmalarımız, sözleşmelerimiz olabilir, yeni iş başlangıçlarımız olabilir. Süre gelen işlerimizle ilgili özellikle ticari aktiviteler, müşteri ilişkileri, işte pazarlama, reklam, promosyon çalışmaları, bunlarla ilgili bazı düzenlemeler yapabiliriz, önemli kararlar verebiliriz bu yeni ayla birlikte. Yeni ayın 12. evde olması biraz geri planda olan konulara, gizli, saklı, kontrol dışı durumlara da işaret ediyor tabii ki. Ve yabancılar, yurt dışı ile ilgili konulara da işaret ediyor. Burada Satürn'ün balık burcunda artık gerilemek üzere durması ve haritanın 9. evinde olması her türlü yolculuk, seyahat ve özellikle uluslararası alanlarda, yurt dışı konuları ile ilgili alanlarda bazı sıkıntılar, engeller ya da var olan sorunlarla bizi yüzleştirebilir. Burada halledilmesi gereken konular olabilir. Mesela vize problemleri bunlardan birisidir. Seyahatlerimizde ya da yurt dışı ile ilgili beklentilerimizde karşılaşabileceğimiz bazı zorunluluklar, kısıtlamalar, sorumluluklar olabilir. Buralardaki eksiklerle mesela karşılaşabiliriz örneğin. 12. ev yabancıları, yurt dışını da yöneten bir alandır. Bunun yanı sıra tabii ki medya, basın, yayın işleri, internet üzerinde yapılan her türlü iş, girişim, e-ticaret gibi konular da yine bu alanı yönetir. Buralardaki girişimlerimizi aslında destekleyen de bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Belki bu alanlarda bazı düzenlemeler yapacağız. Gerekli bilgi trafiği, gerekli kişilerle görüşmelerimiz, konuşmalarımız, bazı müracaatlarımız, bazı anlaşmalarımız, yasal bazı işlerimiz bu yeni ayın kapsamında yer alabilir. Yeni ay özellikle değişken burçlarımızı daha fazla etkiliyor. İkizler, Başak, Yay ve Balıklar en fazla etkilenen burçlarımız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz bu burçlarda olabilir veya değişken burçların
22 ile 30 derecesi arasında kişisel gezegenleriniz olabilir. Eğer kişisel haritalarınızda bu yerleşimler varsa yeni ay sizin için çok daha önemli olabilir. Yeni ayın en önemli açılarından birisi Neptün'ün, balık burcundaki Neptün'ün kare açısı. Bu durumda Neptün olan yerde tabii ki biraz gizli, bilinmeyen, kontrol dışı durumlar olabileceğini de göz önüne alırsak dikkatli olmamızda fayda var. Özellikle bilgi trafiğine dikkat edeceğiz. Çünkü ikizler demek, Merkür'de ikizlerde olunca tabii ki çok fazla bilginin, konuşmanın, sözün, haberin olabileceğini gösteriyor günlük hayatlarımızda. Buralarda hangisi doğru, hangisi yanlış, bunları iyi ayırt etmemiz lazım. Yanıltıcı durumlar olabilir, yanlış bilgilerle karşılaşabiliriz. Spekülasyona açık bir durum aslında. Her alanda bu, ekonomide olabilir, para piyasalarında olabilir, ticari anlaşmalarımızda olabilir. Tabii ki yalana, dolandırıcılığa dikkat etmemiz lazım. Çok idealize ettiğimiz konularda hayal kırıklıkları olabilir. Mümkün olduğunca daha somut, daha objektif verilerle hareket etmemiz lazım. Neptün hayal gücümüzü arttıracaktır. Bu kişisel yeteneklerimizi, özellikle sanatsal becerilerimizi kullanma fırsatı verebilir bize. Sezgilerimizi de değerlendirebiliriz. Dolayısıyla biraz hani bilinçaltına yönelmemiz, iç sesimizi dinlememiz, sezgilerimizi dinlememiz bu dönemde fayda sağlayabilir. Bunu sağlayacak çalışmalar da yapabiliriz. Meditasyon gibi kişisel anlamda tefekküre geçebiliriz. Veya bazı bilinçaltı çalışmaları yapabiliriz. Farkındalığımızı arttıracak çalışmalar, şifa, terapi çalışmaları da yapabiliriz. Özellikle bir anlaşma içerisinde, sözleşme içerisinde, herhangi bir alışverişte, bir parayla ilgili bir hesaplama yaparken ya da ilişkilerde güven konularına dikkat etmemiz gerekiyor. İkizler biliyorsunuz çok fazla konuşma, çok fazla laf, haber ama aynı zamanda dedikoduları da, yalanları da ikizler burcu yönetir. Dolayısıyla kandırılma, aldatılma, aldanma gibi durumların da olabileceği bir süreçteyiz. İftiralar örneğin, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Medyada her duyduğumuz şeye inanmayacağız. Çünkü medyada çok fazla spekülatif haber olabilir, yanıltıcı durumlar olabilir. Bu konularda mümkün olduğunca güvenli hareket etmemiz gerekiyor. Ulaşımda, trafikte, seyahat planlamalarımızda da herhangi bir şeyi gözden kaçırdığımız detaylara dikkat etmemiz lazım. Yanıltıcı koşullar olabilir ya da çok dikkatsiz davranabiliriz, dikkat sorunu olabilir. Özellikle değişken burçlarımız bu etkiyi daha fazla hissedebilirler. Yönetici gezegen Merkür'ün kuvvetli olması aslında yeni ayın gücünü arttırıyor. Ateş elementinin ve hava elementinin de güçlü olması yeni ayda bize daha fazla pozitif bir enerji veriyor, cesaret veriyor. Girişim enerjimizi arttırıyor, inisiyatif alma gücümüzü arttırıyor. Venüs'te Merkür'ün olumlu bir açısı var. Yeteneklerimizi her anlamda iyi değerlendirebiliriz. Bir şeyleri yazmak için, konuşmak için, anlatmak için kendimizi bu yeni ayın enerjisini iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. Her türlü sanatsal çalışmada, tasarım işlerinde, ilgi duyduğumuz alanlarda, hobilerimizle mesela ilgilenebiliriz ya da kendimizi geliştirmek istediğimiz alanlarda bazı eğitimlere bu yeni ayın enerjisiyle beraber başlayabiliriz, harekete geçebiliriz ve süreç bizim için çok memnun edici de olabilir tabii ki. İkizler hava elementi bir burç ve dolayısıyla havayı etkileyebilen koşullara da dikkat etmek lazım. Özellikle Neptün'ün açısı aşırı yağışların olabileceğini ve yağışlardan zarar görme ihtimalinin artabileceğini işaret ediyor. Merkür'ün hareketlerini takip ettiğimizde 25-26 Haziran gibi Merkür-Neptün karesi söz konusu olacak. Bugünlerde biraz daha hem zihinsel süreçlerimizde dalgınlık, kararsızlık, belirsizlik yaratabilir, unutkanlık yaratabilir, yanıltıcı koşullar yaratabilir, yanıltıcı bilgilere yol açabilir ya da hava şartlarında zararlı koşulları arttırabilir. O yüzden sulardan gelebilecek, yağıştan gelebilecek, hava koşullarında olabilecek aşırılıklara, kontrolsüz durumlara da lütfen dikkat edelim. Solunum yollarımızı yine İkizler burcu yönetir. Akciğerlerimiz, solunum yolları, sinir sistemimiz İkizler burcu ile alakalıdır. Bu alanlarda bazı hassasiyetlerimiz olabilir. Alerjiler, alerjilerin yol açabileceği sağlık problemlerimiz olabilir. Bağımlılıklarımız, örneğin zararlı alışkanlıklarımız yine bir Neptün etkisidir. İşte kimyasallar, sıvılar, alkol ve uyuşturucu gibi konular ve buralardan gelebilecek zararlara karşı da hassas olabileceğimiz bir dönemdeyiz. Özellikle bu konuların biraz daha belki görünür olacağı, dikkat çekebileceği bir süreçte
olabiliriz. Şimdi genel olarak yükselen burçlarınıza göre yeni ayın tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, ikizler yeni ayı 3. evinizde doğacak. Hareketli bir dönem başlıyor sizin adınıza. Bu yeni ayla birlikte yeni bir eğitime başlamanız, ticari bir oluşum içerisinde olmanız, seyahate çıkmanız ya da seyahatlerinizi, yolculuklarınızı planlamanız mümkün. Kardeşlerle ilgili konular çok hareketleniyor. Kardeşlerinizle ilgili konular yeni ay ve yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde günlük hayatınıza daha fazla dahil olabilir. Yeni şeyler öğrenebileceğiniz, bol bol okuyabileceğiniz bir dönemdesiniz. İşiniz gereği tasarım işleri, reklam, promosyon işleri, her türlü iletişim, medya konularında daha fazla aktif olabilirsiniz bu dönemde. Neptün açısına biraz dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bazı bilgilerin, aldığınız bilgilerin, öğrendiğiniz bilgilerin doğru olduğuna emin olun. Ticari anlaşmalarda, sözleşmelerde biraz daha detaylara dikkat edin. Yeni tekliflerle karşılaştığınızda bunları iyi araştırın ve özellikle duyacağınız haberlerde dedikodular olabilir, yanıltıcı konular olabilir, spekülatif konular olabilir. Bunları iyi ayıklayın. Her duyduğunuza bu dönemde inanmayın sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, ikinci evinizde bir yeni ay doğuyor. Bu yeni ay maddi durumunuz, para konuları, kişisel kazançlarınız, varlıklarınızın değerlendirilmesi, parayla ilgili vereceğiniz kararlar bakımından önemli. İş konularında yeni açılımlar olabilir kazançlar anlamında. Veya alışverişler yapabilirsiniz. Bazı yatırım kararları alabilirsiniz. Yeni fırsatlarınız olabilir. Eğitim konuları, seyahat, iletişim gibi alanlarda daha fazla karşınıza ticari fırsatlar çıkabilir. Neptün açısına biraz dikkat etmek gerekiyor. Para hesaplarında dalgınlıklar, unutkanlıklar, karışıklıklar olabilir. Alışverişlerde çok acele etmeyin. Özellikle borç alacak konularında bu dönemde biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yanıltıcı koşullara karşı temkinli davranmak gerekiyor sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, sizin yeni ayınız özellikle doğum günü 15-22 Haziran arası olan sevgili ikizler, sizin için çok önemli bir yeni ay ve lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarındaysa yükselen ikizler, yine çok önemli bir yeni ay döngüsündesiniz. Hayatınızda yeni fikirlerin, yeni bilgilerin, yeni düşüncelerin oluştuğu bir süreç. Bu yeni ay çevrenizdeki kişilerin size olan destekleriyle önemli adımlar atmanızı sağlayabilir. Yeni bir ticari teklif de alabilirsiniz. Keyifli bir eğitime başlayabilirsiniz. Kardeşlerle ilgili destekleyici konularınız olabilir hayat içerisinde. Yer değişiklikleri, imaj değişimleri gibi konularınız da olabilir. Neptün'e biraz dikkat edelim. Özellikle geleceğe dair hayalleriniz, vizyonlarınız var. Ama içinde bulunduğunuz şartları iyi değerlendirin. Evet, Neptün yaratıcılığınızı arttırıyor, hayal gücünüzü arttırıyor. Ancak bazen sizi gerçeklerden uzaklaştırabilir. O yüzden içinde bulunduğunuz şartları iyi değerlendirin. Aldığınız her habere hemen inanmayın. Herhangi bir konuda karar verme süreçlerinizde karar verirken içinde bulunduğunuz şartları iyi değerlendirmeye çalışın sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, ikizler burcundaki yeni ay 12. evinizde olacak. Bu yeni ay yaratıcılığınızı arttırıyor. Hayatınızda gizli konular, bilinmeyen konular gündeme gelebilir. Yalnız başınıza yapacağınız bazı işlere de odaklanabilirsiniz. Örneğin bir şeyleri yazmak, tasarlamak gibi. Yurt dışı ve yabancılarla ilgili konular aktif. Belki bir yurt dışı seyahatiniz, yurt dışında bir eğitim ya da uluslararası alanda yapılacak bir iş. Bunlar internet üzerinde, ticaret gibi bu alanlarda yapılacak bazı girişimleriniz de olabilir ya da medya üzerinde yapılacak işleriniz olabilir. Buralarda başlangıçlar yapabilirsiniz. Ancak gizli konulara dikkat edin. Yanıltıcı koşullar olabilir. Aldanmalar, aldatılmalar, gizli ilişkiler, sizden saklanan bazı durumlar olabilir. Özellikle yurt dışı konularında, hukuksal işlerinizde, seyahat ve yolculuklar alanında daha temkinli, detaycı davranmakta fayda var. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, ikizler yeni ayı 11. evinizde doğacak. Bu yeni ay size yeni bilgiler, yeni fikirler, yeni teklifler getirebilir. Yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Bir grup içerisinde çalışabilirsiniz. Bir ekip
çalışmasına dahil olabilirsiniz ya da bir eğitim programına katılabilirsiniz. İş ve ticari konularda sizi geliştirecek yeni açılımlar olabilir hayatınızda. Arkadaş ilişkilerinizde, sosyal hayatınızda da tabii ki bu yeni ay yeni çevrelere girebileceğinizi, arkadaşlarla birlikte bir şeyler organize edebileceğinizi, belki yeni insanlarla tanışabileceğinizi de işaret ediyor. Neptün açısı bu anlamda parasal konularda, hesap işlerinde, para harcarken, alışveriş yaparken biraz daha dikkatli ve temkinli olmanız gerektiğini işaret ediyor. Bir projeye mesela bir yatırım yapacaksınız ya da beklediğiniz bir para var, almayı beklediğiniz. İşte buralarda daha gerçekçi koşullar içerisinde olmaya çalışın. Çok hayalci davranmamaya çalışın özellikle sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, İkizler yeni ayı tüm değişken burçlarımızda olduğu gibi sizin için de önemli. Bu yeni ay kariyer hayatınızda bir yenilik getirebilir. Bir işe başlamak gibi yeni bir teklifle de karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız çalışmaların belki geri dönüşleri olabilir. Görev değişimleriniz olabilir. Taşınmalar, yer değişimleri olabilir. İlişkiler alanında Neptün geçişi olduğu için her türlü ilişkide, işbirliğinde, ortaklıkta biraz daha güven konuları önemli olacak. Yeni tanıştığınız kişilere, yeni aldığınız tekliflere daha dikkatli ve temkinli yaklaşın. Gizli konular olabilir. Hani gözden kaçırdığınız detaylar, yanıltıcı durumlar olabilir. Hayal kırıklığına uğramamak için özellikle ilişkilerle ilgili, işbirlikleriyle ilgili konularda temkinli olmakta fayda var sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler ve Yükselen Burcu Terazi olanlar, sizin için keyifli bir İkizler yeni ayı doğacak. 9. evinizde Venüs'ün güzel bir destek açısı var. Bu yeni ay hayatınızda biraz daha eğleneceğiniz, hareketleneceğiniz bir süreci işaret ediyor. Seyahate çıkabilirsiniz, yolculuklarınız olabilir, tatil organizasyonları olabilir. Bununla ilgili belki planlamalar yapabilirsiniz. Arkadaşlarla birlikte olmanız, güzel davetlere katılmanız, ortamlarda bulunmanız mümkün ve katıldığınız ortamlarda yeni tanışmalar olabilir. Aşk hayatınızda olumlu etkileyecek gelişmeler olabilir. Bu dönemde fırsatlar biraz daha seyahatlerden, yolculuklardan, eğitimle ilgili alanlardan, medya, iletişim gibi alanlardan daha fazla gelebilir. Tabii ki Neptün açısı söz konusu. Bu Neptün'e biraz dikkat etmek gerekiyor. Mesela seyahatlerde, yolculuklarda işte karışıklıklar olmaması için daha temkinli hareket edin. Bir şeylerin unutulması, işte bir dalgınlık sonucu bazı sorunlar olabilir. Bununla birlikte herhangi bir hukuksal işinizde, bir ticari girişiminizde, iletişimle ilgili alanlarda yapacağınız alışverişler, mesela özellikle internet üzerinde yapılan alışverişlerde falan daha temkinli, daha dikkatli hareket etmekte fayda var sevgili Teraziler. Sevgili Akrepler ve Yükselen Burcu Akrep olanlar, İkizler Burcu'ndaki yeni ay 8. evinizde doğacak. Bu yeni ay para konularında bazı girişimler olabileceğini işaret ediyor. Belki bir krediye başvuracaksınız. Bir para paylaşımınız var. Hisseli bir para olabilir. Eşinizin kaynakları ile ilgili ya da bir işbirliği içerisinde ortağınızın parası ile ilgili. Bir burs konusu, belki bir miras konunuz var. Çözmeniz gereken kardeşlerle bağlantılı olabilir. Tazminat gibi bir konu. Emekli olma ile ilgili bir işiniz, girişiminiz olabilir ya da çözmeniz gereken bir vergi borcunuz ve benzeri konunuz, yapılandırmanız var. Bunlarla ilgili gelişmelerin olabileceği bir dönem. Bol bol tabii ki haberleşmenin, iletişimin olduğunu söyleyebiliriz. Neptün açısına biraz dikkat etmek gerekiyor. Neptün özellikle parasal konularda, finansal konularda koşulların çok da göründüğü gibi olmayabileceğini, biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini işaret ediyor. Herhangi bir para konusunda karar verirken, borçlanırken, bir yatırım kararı alırken hayalci davranmamak, daha gerçekçi zeminde hareket etmekte fayda var sevgili Akrepler. Sevgili Yaylar ve Yükselen Burcu Yay olanlar, sizin için de önemli bir yeni ay, İkizler yeni ayı ilişki evinizde doğacak. Her yeni ayda olduğu gibi tabii ki bu yeni ayda da özellikle ilişkilerinizle ilgili bazı yenilikler bekleyebiliriz. Merkür'ün de bu alanda olması, güçlü olması, eşinizle, partnerinizle daha güçlü bir iletişim trafiği içerisinde olacağınızı gösteriyor. Bu anlamda sosyal ve hareketli bir yeni ay. Bu yeni ay yeni tanışmalar, yeni teklifler getirebilir size. Evlilik kararları olabilir, teklifleri olabilir, hatta işbirlikleri,
anlaşmalar, sözleşmeler, ticari girişimler için de fırsatlar getirebilir tabii ki. Venüs'ün olumlu açısı var. Biraz daha yurt dışı konuları, uluslararası konular ve bu alanlarda destekleri var. Eşinizle güzel bir seyahate çıkmaya da karar verebilirsiniz ya da yurt dışı bağlantılı bir işiniz gündemde olabilir. Neptün'e biraz dikkat etmek gerekiyor. Neptün ailevi konularda belirsizlikler, biraz daha belki yanılgılar oluşturabilir. Burada vereceğiniz kararlarda, özellikle ilişkilerle ilgili vereceğiniz kararlarda çok hayalci, aşırı idealist davranmamaya çalışın. Daha gerçekçi zeminde hareket etmeye özellikle dikkat edin. Güvenmediğiniz kişilerle de özel hayatınızı çok fazla paylaşmayın sevgili yaylar. Sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar, İkizler Burcu'ndaki yeni ay 6. evinizde doğacak. Bu yeni ayda günlük hayatınız, iş hayatınızda, mesleki konularda bazı girişimleriniz olabilir. İşle ilgili bir eğitim, bir seyahatiniz olabilir örneğin. Çalışma koşullarınızda ortamlarınızın yenilenmesi ya da yeni bir çalışma arkadaşı ya da bir yardımcınızın, asistanınızın gündeme gelmesi söz konusu. Evcil hayvan sahibi olmak için de iyi bir yeni ay aslında. Bazı yatırımlar yapabilirsiniz iş hayatınıza veya sigorta gibi bazı konularda, emeklilik ve benzeri konularda bu yeni ay girişimlerde bulunabilirsiniz. Neptün açısına dikkat etmek gerekiyor. Aslında kişisel yaratıcılığınızın yükseldiği bir dönemdesiniz. Ancak özellikle yazışmalarda, anlaşmalarda, imza atılması gereken konularda lütfen detaylara dikkat edelim. Bazı karışıklıklar, belirsizlikler, yanılgılar oluşturabilir Neptün açısı. Yakın çevre ilişkilerinde, işte kardeş ilişkileri olabilir, komşu ilişkileri olabilir ya da iş arkadaşlarımız olan ilişkilerde biraz bu dönemde çok fazla haber, çok fazla konuşma, hatta biraz dedikodu, spekülatif hareketler olabilir. Bunlara karşı da temkinli olmakta fayda var. Sevgili Kovalar ve Yükselen Burcu Kova olanlar, İkizler Burcu'ndaki yeni ay 5. evinizde doğacak. Sizin için keyifli bir yeni ay. Bu yeni ayda çocuklarınız, çocuklarınızın eğitimi ve benzeri konular gündemde veya sizin eğitiminizle ilgili konularda bazı kararlar verebilirsiniz. Bir kursa başlayabilirsiniz. İlgi duyduğunuz bir hobinizle ilgilenebilirsiniz. Çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz eşinizle birlikte. Mesela bu yeni ay sizi çocuk sahibi olmak için destekliyor aslında. Eşinizle birlikte keyifli bir seyahate, yolculuğa çıkabilirsiniz. Bununla ilgili organizasyonlar yapabilirsiniz. Yazılı, sözlü her anlamda kişisel becerilerinizi, yeteneklerinizi iyi ifade edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Neptün'ün açısına dikkat etmek gerekiyor. Bu parasal konularda biraz daha belki sizin için yanıltıcı olabilir. Örneğin çok spekülatif hareketlerde bulunabilirsiniz. Özellikle piyasalarda fazla para kazanma beklentisiyle böyle gereksiz riskler alabilirsiniz. O yüzden işte borçlanma konularına dikkat edin. Yatırımlara biraz temkinli yaklaşın. Özellikle parayla ilgili vereceğiniz kararlarda bu dönemde gerçekçi bir bakış açısında olmanız çok önemli sevgili Kovalar. Sevgili Balıklar ve Yükselen Burcu Balık olanlar, İkizler Burcu'ndaki yeni ay 4. evinizde doğacak. Bu yeni ay ile birlikte yaşadığınız mekanlarda bir yenilik, bir düzenleme olabilir. Yer değişiklikleri, taşınmalar olabilir ya da yaşadığınız ya da çalıştığınız ortamlarda yeni bir düzen getirebilirsiniz. Aile üyeleri, kardeşler, işte özellikle ebeveynler, onlarla ilişkileriniz ve onlarla ilgili konular da yeni ayda daha fazla kapsamınızda olabilir. Evinizde kalabalıklar olabilir, sizi ziyarete gelen aile üyeleri olabilir, evde böyle bir gündeminiz olabilir. Neptün'e bir dikkat etmek gerekiyor. Bu dönemde biraz sizin için aşırı hayalci ve gerçek dışı eğilimler yaratabilir çünkü. Yaratıcılığınızın yüksek olduğu bir dönem ama yanılgılara da açık olabiliyorsunuz. O yüzden yanıltıcı haberlere dikkat edin. Bununla birlikte işte bağışıklık sisteminiz biraz hassas olabilir. Buna dikkat edelim. Yaşadığınız mekanlarda su ve sulardan gelebilecek zararlar olabilir. Su basması gibi örneğin bazı arızalar olabilir. Bunlara karşı da mümkün olduğunca dikkatli ve temkinli olmakta fayda var.